Dilan Polat bir fotoğraf paylaştı ve dedi ki kocam bana uçak aldı. Arkasından kocasının uçak almadığını, uçağın kiralık olduğu bilgisi geldi. Ama kimse o uçak kime aitti, hangi tipti bunları söylemedi. Ben de merak ettim, biraz araştırdım. Araştırırken de en ucuz işleti ne kadar veya en pahalısı ne kadar, yarın öbür gün parayı çok bulursak, bir işleti sahip olursak, yıllık masrafı neler bunları merak ettim ve sizler için araştırdım. Dylan Polat eşi Engin Polat'la birlikte kapısında içinde uçarken poz verdikleri uçak bir Sesna şirketinin imalatı Citation Latitude olarak adlandırılan orta kapasite bir işleti. Bu işletinin tescili gösterilmemiş ama Tango Charlie, Tango Victor Hotel. Bu uçak 2016 yılında Tau Havalimanları Holding tarafından satın alınıyor, Türkiye geliyor ve uzunca bir süre kullanıldıktan sonra Geçtiğimiz aylarda da bu uçak sarsılmaz grubuna satılıyor. Sarsılmaz biliyorsunuz silah üreten savunma sanayimizin önemli şirketlerinden biri. Halen bu uçak Tav Air olarak adlandırılan Tav Havalimanları Holding'in bir alt şirketinin işletmesinde uçuyor. İki kişilik pilottan oluşan bir uçuş ekibi var. Bir kabin memuru hostes buna eşlik ediyor. Uçak 9 yolcu kapasiteli. Gerçekten Cessna'nın geniş kabiniyle, özellikleriyle güzel bir modeli orta sınıf için. Uçağın kabininde 1 metre 83 santimetre kabin yüksekliğiyle ayakta durabiliyorsunuz. En azından benim boyumu kurtarıyor. Kabin en ise 1 metre 96 santimetre. Uçak saatte 826 kilometre hıza çıkabiliyor ve toplam menzili de 5000 kilometre. Cessna'nın satış fiyatı yaklaşık sıfır için konuşuyorum yaklaşık 20 milyon dolar bu uçağın satışı ikinci elde tabii uçtuğu saate göre durumuna göre değişmekle birlikte bu arada Cessna'nın bu e, her modelinde olduğu gibi yaklaşık 3 yıllık sıra olduğunu da ifade etmiş olayım size. Peki gelelim bir özel jet alacaksınız. Bu uçaklar en ucuz ne kadardan başlıyor? En pahalı kaça kadar çıkıyor? Ben de açık fiyatların olduğu controller.com sitesine girdim. İkinci el Uçak satıyor burası. İş jeti de bakabilirsiniz. Eski envanterden çıkmış sivil amaçlı kullanılan savaş uçağı da alabilirsiniz. İsterseniz ne kadar bir oraya bakalım. Arkasından toplam maliyetlere gelelim. Şimdi gelelim en ucuz iş jetlerine. Bunun için controller sayfasına baktık. Sizler de açıp bakabilirsiniz. Fiyata göre jetleri sıraladığımız zaman en ucuz uçak İşyeti 265 bin dolara satılan 1977 model Westwind 1 tipi işyeti. İsrail merkezli Israel Aerospace Industries tarafından yapılmış bir uçak. 1965 ve 1987 yılları arasında üretilmiş toplamda 442 adet üretilmiş çift motorlu bir uçak. İkinci uçağımız 1974 model Fransız imalatçı Dassault'un Falcon 10 serisi uçağı. Şöyle hemen bir resmine doğru tıkladığımız zaman uçağın bu çift motorlu bir uçak. 1974 modelmiş Falcon 10. Dassault'un geliştirdiği ilk iş jetlerinden bir tanesi ve fiyatı da 285 bin dolar. Üçüncü bakacağımız uçak ise 295 bin dolarlık fiyatıyla 1977 model Learjet 24E. Learjet aynı zamanda Amerika'daki üretilen ilk işletmelerinden bir tanesi. Daha sonra Bombardier tarafından alınıyor. Halen Learjetlerin üretimi gerçekleşmiyor. Şimdi gelelim en ucuz uçakların arkasından en pahalı uçaklara. Controller sitesinde satılan en pahalı işleti 2019 model bir Airbus A350 ama içi business jet yani özel jet haline getirilmiş 22 saat havada kalabiliyor 20 bin kilometre menzilli yani dünya üzerinde uçamayacağı nokta yok 280 ton maksimum kalkış ağırlığına sahip İkinci en pahalı uçak ise orta sınıfta bir jet. 36 milyon dolarlık fiyatıyla 2023 model Dassault Falcon üretimi 2000 LXS modeli. Bu uçak çift motorlu bir uçak. Gördüğünüz gibi winglet olarak adlandırılan kıvrık kanat uçlarına sahip. Bu oldukça performansı arttırıyor ve bu uçağın da koltuk kapasitesi 8 ila 10 arasında. Şu an kokpitine bakıyoruz. Kokpiti de Dassault'un üreticinin Rafale savaş uçaklarından geliştirdiği Easy Cockpit konsepti tüm veriler ekranlardan takip ediliyor. Burası mutfak tarafı dönüyoruz uçağın içine doğru görüyorsunuz uçağın önde 4 arkada sofayı da koyarsanız 3, 5, 7 ila 10 koltuk kapasitesi. Daha büyük bir uçak istiyorsanız 2008 model Boeing Business Jet var. Onun da fiyatı 33 milyon dolar. Normalde Boeing BBJ olarak adlandırılan Boeing Business Jet bildiğimiz 737 ailesinin normal yolcu uçağının genellikle de 700 modeli kullanılıyor. Kabini VIP model haline getiriliyor. Kimi şirketler düşük koltuk kapasitesiyle tercih ediyor. Kimileri corporate olarak adlandırılan kalabalık seyahat eden iş adamları, şirketler burada geniş koltuklar isteyebiliyor. Farklı alanlar isteyebiliyor. Ve gördüğünüz gibi işte oturma grupları, sofa olarak adlandırılan büyük koltuklar, daha VIP koltuklar uçak birkaç kabinden oluşabiliyor. Uçağın konfor standartları oldukça yüksek. Ek yakıt tankları var bu uçakta ve uçak normal bir yolcu uçağından daha uzaklara uçabiliyor. Özellikle kalabalık şirketleriyle birlikte seyahat eden iş adamları, büyük şirketler bu tür yolcu uçaklarından çevrilmiş iş yetlerini tercih edebiliyorlar. Evet izleyicilerimiz bize bağışta bulunuyorlar, abone oluyorlar, reklamları izliyorsunuz, tıklıyorsunuz, acayip paralar kazanıyoruz ve sonunda bir iş yeti almaya karar verdik. Gittik işte gördüğünüz fiyatların durumunu yaklaşılacak gibi değil tabii ki işin ben şakasını söylüyorum. Bir iş yeti aldık. Bu iş yeti mesela e, örnekte olduğu gibi Sesna Longitude'dan bakalım. Sesna'nın bu modeli orta sınıf bir işleti yaklaşık 20 milyon dolar sıfırı. Peki ne yapacaksınız? Size iki pilot lazım. Masraflarını şöyle yan yana koyduğumuz zaman ortalama bir kaptan pilotun aylık maaşı, bu ortalama olarak veriyorum size, afaki kesin rakamlar değil, yaklaşık 10 bin dolar. İkinci pilot lazım bir de yanınıza iki pilot da uçuyor bu uçak, onun da aylık maaşı yaklaşık 5 bin dolar. Kabin memurları ortalama 1000 dolar civarındaki bir fiyatla maaşlı uçuyorlar. Onu da ekliyoruz. Personeli çözdük. Ne yapmanız lazım uçağı? Bir hangarın içinde tutmanız lazım ki öyle dıştaki işte hava şartlarından etkilenmesin. Bakımları rahat rahat yapılsın. Bu hangarlama ücreti de yaklaşık 6000 dolar aylık olarak. Peki bu uçağa bakacaksınız. Bakım hizmeti alacaksınız. Ortalama orta sınıftaki bir işletinin bir yıllık bakım maliyeti olarak da sizin 250 bin dolar civarında bir bütçe ayırmanız gerekiyor. Bunlar tabi afaki rakamlar. Bir şirket kurmadınız, EOC olarak adlandırılan bu uçakları işleten bir grubun altına verdiniz bu uçağı. Ona da aylık olarak 6000 dolar ödüyorsunuz. Yani toplam yıllık olarak bunları yan yana koyduğumuz zaman 336 bin dolarlık bir maliyet çıkmış oluyor. Buna yaklaşık 40 bin dolarlık vergiyi, 250 bin dolarlık da bakım eklediğiniz zaman 626 bin dolarlık yıllık sadece o uçağa sahipsiniz, personeliniz var, bakımını yaptırdınız, daha uçmadınız. Şimdi bu uçakların bir saatlik ortalama e, uçuş maliyeti size ee, yaklaşık e, 3000 dolar civarında olduğunu öngörelim. 3000 dolarda da 1 saatlik uçuş. Yılda da ortalama iş adamları yaklaşık 300 saat civarında uçuyorlar. 300 saatle de bunu koyduğumuz zaman 900 bin dolar bu ikisini de topladığımız zaman 1 milyon 526 bin dolar tutuyor. Yani orta sınıf bir uçağı aldınız onun parası finansmanı ayrı personel tuttunuz Bakımını yaptırdınız, uçtunuz, yaklaşık 1,5 milyon dolar çıkıyor. Bu fiyata handling olarak adlandırılan yani herhangi bir havalimanına gittiniz, size VIP hizmet veriliyor. Özel bir terminale yanaşıyorsunuz. Oradan iniyorsunuz, oradan uçağa biniyorsunuz. Bunlar hariç yaklaşık 1,5 milyon dolarlık bir rakam çıkıyor. Yılda ortalama 300 saat uçtuğunuz zaman saat başına 5000 dolar gibi bir rakam çıkıyor. Bunları dolar veriyorum çünkü dolar TL olarak oldukça oynuyor rakamlar. Yarın öbür gün kur ne kadar olur çarpar bulursunuz. Ben en azından dolar olarak maliyetleri burada bırakayım. Peki iş adamları niye özel uçak kullanıyorlar? Zamanları çok kıymetli. Vakit kaybetmek istemiyorlar. Örneğin biri iç uçuşunda bir havalimanına yaklaşık bir saat, bir buçuk saat önce gidiyorsunuz. Dış at uçuşunda bunlar 3 saat, 3 buçuk, 4 saatlere kadar çıkıyor. İş adamı geliyor. Dakikalar içerisinde güvenlikten geçip terminalden hemen uçağına biniyor. Zaman kaybetmiyor. Veya bir noktaya uçacaksınız. Oraya haftada iki gün uçuş var. E gidip orada 3 gün, 4 gün bekleyecek misiniz? Aktarmalarla mı uğraşacaksınız? Hayır, işletinizin menzili doğrultusunda basıyorsunuz hemen oraya doğru uçuyorsunuz ve istediğiniz zaman gidiyorsunuz ve tabii ki paranız varsa zamanı da satın alarak özel jetlerle kendinize özel bir ortam oluşturuyorsunuz. Birçok iş adamı genellikle işte e, yönetim kurulları yöneticileriyle birlikte uçuyor ve işletleri de ortalama işte 4 kişi, 5 kişiden başlıyor. 7 8 19'a kadar çıkıyor. Hatta büyük uçaklar var. Bunların da kapasiteleri 50 yolcuya kadar çıkıyor. Hem giderken toplantılarını yapıyorlar. Görüşmelerini gerçekleştiriyorlar bu şekilde kendi zaman tasarruflarında sağlamış oluyorlar. Evet bir başka zenginin malı zürtün çenesini yorar programı gibi bir şey oldu bu ama en azından maliyetleri şöyle bir görün. Bunu vermek istedim size uçak işletmek gördüğünüz gibi hiç de ucuz değil. Umarım bir gün biz de böyle parayı buluruz ve İzleyicilerimize siz değerli abonelerimizle izleyicilerimize beraber uçmak nasip olur. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Herkese sağlıklı ve mutlu günler diliyorum.